Evet, adaylarımızın bu şekilde olduğunu düşünürsek, geçen seçimlerden ve ortalama sosyal medyada yapılan anketlerden yola çıkarak böyle bir tablo görmek mümkün. %9 Zafer Partisi, %18 İyi Parti, %19 Kemal Kılıçdaroğlu, %13 HDP, %20 AK Parti, %15 Memleket Partisi ve geriye kalan %6'lık kesimse diğer partilere ayrılmaktadır. Olayı daha iyi anlamak ve daha iyi analiz yapabilmek için 5 yıl sonra, yani günümüze gelelim. Geçen seçimin sonuçlarını hatırlayan Ümit Özdağ ve diğer partilerin destekçileri, Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki oy farkları nedeniyle Ümit Özdağ ve diğer partiler kazanamayacaklarını anlarlar. Ancak Recep Tayyip Erdoğan yönetiminden memnun olmayan Ümit Özdağ taraftarları, kazanma ihtimali en yüksek olan ikinci kişiye, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelirler. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun fikirlerini sevdikleri için değil, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmenin tek çaresinin bu olduğu için yaparlar. Diğer partilerin destekçileri ise kendi ideolojilerine en yakın ve ülkeyi en iyi yönetebileceklerini düşündükleri Meral Akşener'e verirlerdi. Ve Recep Tayyip Erdoğan propagandalarından da etkilendikleri için Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim fikirlerini hiç onaylamıyorlar. Hatta ondan nefret etmeye başlamışlar. Ve Kılıçdaroğlu'nun Özdağ destekçilerinden aldığı desteği gördükleri için Kılıçdaroğlu'nun kazanması korkusuyla oylarını mecburen Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorlar. Sonuçlarda Recep Tayyip Erdoğan %26 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu %27 ile Cumhurbaşkanı oldu. Evet, seçim tablosu şu anda 5'e düştü. Hadi gelin bir 5 yıl sonraki seçime daha gidelim. Bu seçimde ise seçimi kazanamayacağını idrak eden takım Meral Akşener takımı olur. Halkın yarısına yakının Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun fikirlerini beğenmediğini bilen Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerini kötüledikleri negatif mitingler yapmaya başlarlar. Ve ikisi de yaptıkları mitinglerle Meral Akşener taraftarlarını bir şekilde kandırmayı başarmışlardır. Böylelikle Meral Akşener destekçileri en sevdikleri kişiye oy vermek yerine en sevmediği adayın seçilmemesi için oy kullanırlar. Ve oylar Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında bölünür. Kılıçdaroğlu'nun oyları toplam oyun %33'ünü oluştururken Erdoğan'ın oyları ise toplam oyun %34'ünü oluşturur. Ve Erdoğan seçimi kazanır. Fark ettiyseniz sistem iki büyük adayı daha çok besler hale geldi. Üstelik halk hala mutsuz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a oy verenlerin sadece %5'i onun gerçek sevenleri. Gelin bir 5 yıl sonraki seçime daha gidelim. Memleket Partisi ve HDP'nin oy sayılarının Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy sayılarının bayağı altında kaldığını gördükleri için artık çok da hoşlanmadıkları ancak kısmen fikirlerine yakın buldukları kişilere oy verirler. Yani İnce'nin destekçileri Erdoğan'a, Demirtaş destekçileri ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu %51 oyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna otururdu. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yönetimlerinin yıllarca sürdüğünü düşünün. Bir Kemal, bir Recep. Bir Kemal, bir Recep. Türkiye'nin insanları böyle istedikleri için değil, sistemin matematiği sürekli bunu gerektiriyor. Fark ettiyseniz halkın %61, yani yarısından fazlası aslında bu iki adayın cumhurbaşkanı olmasını istemiyor. Ancak sistem onları zorla buna itiyor. İşin daha kötü tarafı ve günümüzdeki boyutuna geçmek gerekirse, eski adaylardan birisi çıkar gelir ve seçim yarışına katılmanın zamanının geldiğini söyler. Herkesin mevcut rejimden yorulduğunu ve kazanma ihtimalinin olduğunu düşünür. Kampanyalar yapar, bağışlar toplar, televizyon programlarına çıkar ve ana adaylarla tartışmak üzere ana haber bültenlerine çıkarılır. Ve sonunda seçim gecesi gelir. Ancak Muharrem İnce oyların sadece %13'ünü almıştır. Ve bu oylar çoğunlukla siyasi yelpazede ona en yakın isim olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmiştir. Bu durumda Erdoğan seçimi kolaylıkla kazanır ve tekrardan başkanlık koltuğuna oturur. Bu geleneksel seçim sisteminin en acımasız tarafı ise mevcut hükümetten sonra en çok oya sahip olan parti hangisi ise ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları 3. parti olan Muharrem İnce ile bölünür. Ve bu şekilde zıt görüşte olmuş olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını sağlayarak kendi destekçilerini incitir. Evet arkadaşlar, siyasetin içine ne kadar büyük kurnazlıklar olabileceğini siz de görmüş oldunuz. Artık duyarlı ve bilgili bir vatandaşsınız. Alttan abone olmayı, like atmayı ve 14 Mayıs'ta oyunuzu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın.